Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bu güzel kış gününde lütfedip, ikram edip buraya kadar gelmenizden dolayı Cenab-ı Hak ecrinizi, sevabınızı artırsın inşallah. Kaldığımız yerden Mesnevi okumaya inşallah devam edeceğiz. Allah'tan bir şey gelmezse inşallah Rahman, bilgisayar da açılırsa kaldığımız yeri görüp oradan inşallah devam edeceğiz. Kaçtı? 300. Yanlışlık yok mu? Halit Hoca, bende 363 olarak görünüyor. Gelibolu devam demiş. Öyle mi? Okuduk mu burayı? 379'dan mı? Buradan mı? 380'den devam edeceğiz. 380. beyitten devam ediyormuşuz. Tabii 379'dan okuyalım bunu da. Fare ambarımızı deldikçe hilesinden ambar harap olmuştur. Ey can! Önce farenin şerrini def et, sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala. Bir havuz düşünün. Havuza bir yerden su doldurmaya çalışıyorsunuz. Ama hani matematik soruları vardır ya, bir havuza bir saatte şu kadar su dolarsa işte aynı şekilde de şu kadar desimetre küp bu kadar çıkarsa kaç saatte boşalır gibisinden. Bizde bunu meslek lisesinde mekanik dersleri vardı bizde. İşte bir motor şu kadar devirde dönerse bu kadar iş yapar, bu kadar devirde dönerse bu kadar iş yapmasını sen hesapla gibisinden. İşte bir insanlar hayırlı işler yaparlar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, tebessüm eder, muhabbet besler. Kalbinde, gönlünde iyilikler vardır. Ve o iyiliklerin neticesinde bir kimse kendince sevap kazanır. Ve Allah'a yaklaşmaktır sevap kazanmak.
Sufiler cennete girmek için sevap kazanmazlar. Allah'a yaklaşmak için Allah'ın istediği, sevdiği şeyleri yaparlar. Bu yaklaşma aynı şekilde de yanlışlıklar, eksikliklerle uzaklaşmaya sebep olur. İşte burada bir kimse yaklaşmaya çalışırken, iyi şeyler yaparken aynı zamanda da eğer ki bir taraftan kötülükler yapıyorsa yaklaştığı kadar uzaklaşıyor. Aldığı kadar dağıtıyor. Veyahut da bir kimse sevap hanesine 10 sevap yazdırdıysa yapmış olduğu eksikliklerle ve yanlışlıklarla 10 sevabını sildirdi, getirdi, götürdü. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki sen önce o farenin senden alıp götürdüğü, çektiği deliği kapat. Fare senin ambarına girdiği müddetçe senin kazandıklarını alıp götürecek. Sen namazı kıldın ama ardından dedikodu yaptın. Sen oruç tuttun ama oruç tuttuktan sonra kalktın, oruç tutmayan insanlara kahır bela okudun. Sen oruç tuttun, kendini oruç tuttum diye arş-ı alada zannettin, etrafındakinlere tepeden baktın. İbadet sende kibirliliği getirdi. Kazandığını götürdün. Sen namaz kıldın ama namaz kılmayanlara tepeden bakıp bunlar kafir deyip ondan fazlasını senden aldı götürdü. Nefsine uydun. Nefsine uydun. Her şey senden aldı götürdü negatif olarak. İbadet edenlerin, Kur'an ve sünnet dairesinde duranların, sufiyim diye ortalıkta dolaşanların en büyük handikapı budur. Bir taraftan kazanırlarken öbür taraftan kaybederler. Nefisle mücadele olmazsa ve kendini bir noktada, bir dairede, bir yerde görürsen kazandıklarını alır götürürsün. Nefisle mücadele o yüzden düşmanla, cihatla, insanlarla yaka paça olmak, o can alıp can vermekten daha makbul sayıldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki nefisle cihat, cihadı ekberdir. Niçin? Sen nefsiyle cihat etmez, nefsinin kötülüklerini önlemez, nefsin senin şeytani hallerle dost olursa yapmış olduğun ibadet senin ambarında beklemeyecek. Veya hiç tasarruf etmeyen bir kimse gibi. 5 lira kazandı, 15 lira yedi. 15 liranın 10 lirası nereden geldi? Borç aldı, kredi kartından geçirdi. Ondan sonra kredi kartı mağduruyum dedi. Yeme, kazandığın kadar ye. Hatta kazandığın kadar yemek değil, bir kısmını tasarruf et. Tasarruflu olmak. İbadet ettin, çok güzel. Ama geldi bir tane komşu teyze, kahve içerken bütün mahallenin altını üstünü getirdiniz. Yetmedi. Mahalle yetmedi, şehrin altını üstünü getirdiniz. Olmadı, hükümeti kırdınız, yıktınız, yeniden hükümet kurdunuz, olmadı bir daha kurdunuz. Ya o da olmadı, ya Obama'ya kadar gittiniz. Daha da olmadı, dünya politikalarına girip yıktınız, kurdunuz. Siyasetle ilgilenmek iyi, bunda uyanık olmak iyi, memleket meselelerini düşünmek çok iyi. Sakın ha! Memleket meselelerine duyarsız kalın değil buradan çıkan şey. Gıybet etmeyin, dedikodu etmeyin, iftira etmeyin. Yanlışlıklara, eksikliklere, noksanlıklara, zalimliklere mücadele etmek, buna göğüs germek bütün Müslümanların vazifesi. Nerede bir kötülük varsa o kötülüğün önünde biz duralım. Nerede bir zulüm varsa zulmün önünde biz duralım. Nerede bir zalimlikli varsa o zalimliğin önünde biz duralım. Bu cihat, bu mücadele, bunun olması lazım. Bununla gıybet etmeyi, bununla iftira etmeyi, bununla dedikodu etmeyi aynı kefeye koymayın. Bir taraftan kazanırken bir taraftan kaybetmek. Hatta kazandığından fazlasını kaybetmek. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, ey can! Mevlevi dervişlerine can denir.
Mevlevi sufilerine can denir. Hazreti Mevlana Hüsamettin Çelebi'ye ey can diye hitap eder. Çünkü Mesnevi'yi kaleme alan Hazreti Mevlana'nın ağzından çıktığı gibi hemen yazıya döken Hüsamettin Çelebi'dir. O yüzden Mesnevi'de ey can diye hitap eder Hazreti Mevlana Hüsamettin Çelebi'ye. Diyor ki ey can, önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala. Yani sen gece çok namaz kılmak, gece çok namaz kılmak değil maharet. Nefsinle mücadele etmektir maharet. Orucu oruca eklemek değildir maharet. Güzel ahlaklı olmaktır maharet. Senin çok ibadet etmen değildir maharet. Senin çok ahlaklı, çok güzel ahlaklı olmandır maharet. Namaz kılmak kadar basit bir ibadet yoktur. Zor olan dilini muhafaza etmektir. Oruç tutmak kadar kolay ibadet yoktur. Zor olan nefsinle mücadele etmektir. Nefsinle mücadele etmek. Öfkelenmemen gereken yere öfkeleniyorsan orucun avucundan uçtu gitti. Öfkelenmemen yerde öfkeleniyorsan namazın avucundan uçtu gitti. Kızmaman gereken yerde kızıyorsan zikrullah-ı nur seni terk etti. Namaz seni kötülüklerden alıkor der ayet-i kerimede. Hem namaz kılıyorsan hem de kötülüğe devam ediyorsan kendine bak, dikkat et kendine. Kıldığın namaz namaz değil o zaman. Namaz seni kötülüklerden alıkoymalı. Sakın benim kıldığım namaz namaz değil, ben namazı terk edeyim deme. Sakın buradan da bunu anlama. Ya namazı kemaliyle kılmaya gayret et. Bunun tecelliyatı senin kötülüklerden uzak durmandır. Bunun işareti senden kötülük sudur etmesin. Bile bile kötülük yapma. Yaptıysan da hemen tövbe edenlerden ol. Hemen geri dönenlerden ol. Hemen Allah'a yalvarıp yakaranlardan ol. De ki Hazreti Muhammed-i Mustafa gibi, bilerek bilmeyerek işlediğim her şeyden sana sığınırım ya Rabbi. Amin. İşte Hazreti Mevlana diyor ki ey can, önce farenin şerrini defet, sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala. O büyükler büyüğünün haberlerinden birini dinle. O büyükler büyüğünün haberi kim? Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki huzuru kalp olmadıkça namaz tamam olmaz. Kalbinde huzur olması, kalbinde kötülüklerin cirit atması değil, kalbinde huzur olması, şeytanın kalbine oturması değil, kalpte huzurun olması, şeytanın kalbi bırakıp gitmesidir. Şeytan bir kalpte zikrullah yok ise oraya oturur. Otağını o kalbe kurar. Şeytanı kalpten uzaklaştıracak olan ancak Allah'ın zikridir. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. O zaman o huzuru kalp ancak zikrullah ile oluşur. Kalbinizde zikrullah hiç eksik olmamalı ki kalpte o huzurullah yerleşsin. Kalpte zikrullah ne zaman eksildi? Hemen şeytan oraya tecelli eder. Hemen. Sen örtülüymüşsün, sakallıymışsın, cübreliymişsin, şalvarlımışsın. Senin kılının kıyafetin neymiş? Sen namaz kılıyormuşsun, oruç tutuyormuşsun. Şeyhsin, dervişsin, müritsin, mürşitsin. Hiç önemli değil. Kalbinde zikrullah var ise Allah var. Kalbinde zikrullah yok ise kalbinde şeytan var. Bunu Mevlevi hani kalp gibi düşünün. Şeytan hemen kapının önünde bekler.
Burada zikrullah olduğu müddetçe şeytan burnunun içerisine giremez. Burada hakim olamaz. Burada zikrullah kesildiği anda şeytan içeri girer, yerleşir. Kalbiniz mescit gibidir. İçinde zikrullah var ise şeytanın orada işi yoktur. İçinde zikrullah yok ise şeytan oraya yerleşir. Allah'ın mescitlerinde zikrullahı yasaklayandan daha zalim kim olabilir? Allah'ın mescidi bireylerin, kulların kalbidir. O hiçbir yere sığmaz, mümin kulunun kalbine sığar. Mümin kulun kalbinde zikrullahı senin azaların, senin aklın, senin fikrin, senin duyguların yasaklar, zikrullahı senin kalbinde oturmasını engeller ise sen zulmettin kendine. Ayet-i kerimede siz nefislerinizi kendi ellerinizle ateşe atmayınız der. Sen kendi elinle kendini ateşe attın. Kalbine zikrullahın yerleşmesine müsaade etmedin. Allah'ın mescitlerinde zikrullahı yasaklayandan daha zalim kim olabilirin? Zahiri manası insanların namaz kıldığı mescitler, ibadet ettiği mescitler. Unutmayın, Müslümanlar için arz mescit hükmündedir. O zaman burada başka bir gaye aramamız lazım ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimede ayrı mana aramamız lazım. Bu nedir? İnsanın kalbidir. Bir kimse kalbinde Allah'ın zikrullahının olmasına müsaade edecek. Bütün kulların kalbinde Allah'ın nuru vardır. O nur Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ı teşbih etme, tenzih etmede kalbi ihata edip büyümesi gerekir. Onun büyüten en önemli olgu Allah'ı zikirdir. Haramlardan uzak durmadır. İşte o kalpte o zikrullahın yerleşmesi lazım. O zaman o kalp huzura erişecek. Kötülük düşünmeyecek, kötülüğü kalbinden geçirmeyecek. Yanlışlığı kalbinden geçirmeyecek, haramı kalbinden geçirmeyecek. İnsanların üzerinde kötülük düşünceleriyle yerleşmeyecek. Kendince negatif şeylerle uğraşıp negatif şeyleri kalbinden geçirip kalbini karartmayacak. Ya pozitif düşünür, pozitif kalbinde denklemler kurarsa Allah'ı zikretti, berraklaştı, parlaklaştı ve kalp huzura erdi. Allah cümlemizi o kalp huzuruyla tanıştırsın. Eğer bizim ambarımızda hırsız bir fare yoksa 40 yıllık ibadet buğdayı nerede? Eğer nefsimize uyup bizden alıp götürdükleri yoksa bu 40 yıllık ibadetin neticesinde bizde bir tecelliyat olması lazımdı. Hani kim ibadet ettiğinde ibadet ettiğini görecekti ya. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri dedi ki görmediğim Allah'a ibadet etmem. 40 yıldan beri namaz kılıyorsak kime namaz kıldık, gördük mü? 40 yıldır Allah'ı zikrediyorsak kimi zikrettik, gördük mü? 40 yıldır biz her Ramazan oruç tutuyorsak biz bir sefer oruç tuttuğumuz Allah'la iftar ettik mi? Bir sefer gönlümüze misafir oldu mu? Ben hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım dedi. Bir sefer gönlümüze sığdı mı? Bir tecelliyat yaşadık mı? Şimşek gibi bir çaktı mı? Kalbimizde ondan başka her ne var ise yaktı da o yanık kokusunu duyduk mu? Kalbimizde onun sevgisinden başka sevgi var ise nasıl gelip de gönlümüze misafir olacak? Bir kalpte iki sevgi olur mu? Biz gün içerisinde kaç tane puta seni seviyorum dedik? Asıl putlar içimizde değil mi? İçimizdeki putun neresini yonttuk acaba? Neresini okşadık? Neresini kuvvetlendirdik? İçimizdeki putu yıkmadan,
dışarıdaki putlarla uğraşmak nefsimize tatlı gelmedi mi? İçimizdeki kafiri görmeden dışımızdaki insanlara kafir demek kolay gelmedi mi? İçimizdeki kafiri Müslüman etmeden kimi Müslüman etmeye kalktık? İçimizdeki ikilemi susturmadan kiminle din tartışmasına girdik? Kur'an bizim kalbimize oturmadan biz Kur'an'ı kimle tartışmaya kalktık? Muhammed-i Mustafa sevgisi ve ona bağlılık kalbimizde oturmadan biz hangi sünnetin kavgasını yapmaya kalkıştık? Ey iman eden Müslümanlar! İman ediniz ayeti kerimesini. İman edenler, iman ediniz ayeti kerimesini. Kendi üzerimizde ne kadar tecelli ettirdik? O zaman bizden alıp götüren var. Bir hırsız var. Ne kadar çalışırsanız çalışın, hırsız akşam olup veya sabah olduğunda gece çalıştığını sabah alıp götürüyorsa, gündüz çalıştığını kazandığını akşam olmadan alıp götürüyorsa ve gece yatarken elinde avucunda bir şey kalmadıysa, ambarında bir şey kalmadıysa, hırsız hepsini silip süpürdüyse, bu çalışmak ahmaklık değil mi? Önce hırsızı yakalasana. Önce hırsızın girdiği kapıyı kilitlesene. Önce hırsızın girdiği camı kilitlesene. Hiçbir şey yapma. Çalışmasan, hırsızısan kilitlesen karlısın. Önce hırsızın yolunu kes. Her günlük azar azar sadikane ibadet taneleri niçin bu ambarımızda toplanmıyor? Günlük 5 vakit namaz kılıyorsun. Sufiler için söylüyorum. Sabah akşam zikrediyorsun. Her namazın arkasında zikirlerim var. Akşam olduğunda ruhun senden koparılıp götürdüğünde ruhunun gittiği yeri görüyor musun? Nerede teker teker topladıkların? Tavuk buğdayı tek tek yemliyor. Kuşlar buğdayı tek tek yemliyor. Bizim gibi tabağıyla beraber götürmüyor. Veyahut da biz de kaşık kaşık yiyoruz. Topladıkları tavuğun kursağında senin ibadet ile topladıkların nerede? Yok. Ne yaptı? Şeytan aldı götürdü. Şeytan aldı götürdü. Şeytan alıp götürmesine sen müsaade ettin. Nefsine tatlı geldi. Çakmak demirinden birçok ateş yıldızı sıçradı. O yanmış gönül onları kabul edip çekti. O zaman vücut bu noktada çakmak demiri ise ameller de kıvılcım gibi. Bu kıvılcımlar nereye gitti? Bu kıvılcımlar senin gönlünü aydınlatmadıysa, senin gönlün hala da karaysa, senin gönlünde ilahi ilhamlar damlamıyorsa, senin gönlüne meselenin sırrı, ibadetin özü, varlığın nedeni, niçini gönlüne gelmiyorsa, bu kıvılcımlar nereye gitti? O zaman bu kıvılcımların hiçbir anlamı yok mu? Yani bir ateş yakamadı mı bu? Kıvılcım yandı, söndü, gitti mi? Bir işe yaramadı. Cüruf oldu. Kıvılcımlar bir ateş yakıp, kıvılcımlar bir yangın çıkarıp, kıvılcımlar senin kalp aynanı parlatmadı. İbadetin maksadı, ibadetin amacı aydınlanmak. Gönlün parlaması, kalbin cilalanması, namaz kılmanın sendeki tecelliyatı, kalbinin aydınlanması, oruç tutmanın sendeki tecelliyatı, gönül aynan pırıl pırıl olsun, kalp pırıl pırıl olsun. La ilahe illallah kalbin cilasıdır dedi hadisi kutsi'de. Senin kalbin cilalandı da onun sureti tecelli etti mi? O zaman kıvılcımlar boşuna.
Ama karanlıkta bir hırsız kıvılcımlara parmak basmada gizlice, sen ibadet ediyorsun, la ilahe illallah dedikçe bir kıvılcım çıkıyor senden. Ama bir hırsızın var senin, özel, karanlıkla eşdeğerde görünmüyor. Senden çıkan her kıvılcım ortalığı aydınlatmasın diye parmağına basıyor. Sen la ilahe illallah diyorsun, parmağını basıyor. Şeytanla dostluğun var. Benim gibi yapmışsın. Bir eline televizyonun kumandasını almışsın, bir eline de tesbih almışsın. Tesbih la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorsun, kumanda da elinde. Vay be, kafire bak, gördün mü? Vay bu münafığa bak ya. Allah bunları kahretsin ya. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Hanım daha çayım hazır olmadı mı benim? Ya olmadı. Allah senin gözünü kör etsin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Olmadı. Olmadı. Ne oldu? La ilahe illallah dedin ama şeytan bastı kıvılcımı. Öbürkü de la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ben de buradayım. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Gördüğüm güne lanet olsun. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah derken böyle bütün her ikisinin de vücudundan kahır akıyor. Olmadı. Olmadı. La ilahe illallah dudağından çıkarken şeytan basıverdi onun kıvılcımına. Gitmedi ki o. Öyle değil. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah ya Rabbi. Senden başka bir ilah tanımadım. Her ne başıma getirdiysen senden, öptüm başıma tac ettim. İbadetim senden, şükrüm senden, hamdim senden. La ilahe illallah diyemeseydim ne olurdu halim? Güzellikler senden, hoşluklar senden. Hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut. Sen lütfettin, ikram ettin, ihsan ettin. Bana böyle bir eş verdin. Sana hamd ediyorum. İkram ettin, evlat verdin. İkram ettin, araba verdin, kat verdin, yat verdin, nefes verdin. La ilahe illallah. Senden başka ilah yok, kanun koyucu yok, hükmedici yok. Senden başka bana dost yok. Senden başka arkadaş yok, yoldaş yok. Ancak sana taparım. Ancak seni ilah edinirim. Senin haram ettiğini ben de haram kendime ettim. Senin helal gördüğünü kendime ben de helal gördüm. Senin Habibin nasıl yaptıysa ben de öyle yapacağım ya Rabbi. Yok canım, bu ayet böyle olmamalıydı. Aa, hoş geldin. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu ayet böyle olmaması lazımdı. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Peygamber böyle yapmamıştır ya. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ana hoş geldin 23 Nisan. Allah sen olmalıymışsın ya. Peygamber de sen olmalıymışsın. Aa, bir tane ilah varmış aramızda, haberimiz yok. Neden? Ya bu Kur'an böyle olmamalıydı ya diyen kimse sabahtan akşama kadar la ilahe illallah desin. Arkadaş yeni bir Kur'an yazacak. Aa, yani peygamber burada hata yaptı ya, haşa. Ne? Hata yaptı. Aa, Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede o heva ve hevesinden hiç konuşmaz. O hiç sapmadı. Bu ayet var. Ya ne alakası var? Kur'an da orada hata yaptı. O da insan değil mi canım? Ama la ilahe illallah, la ilahe illallah gene. En Müslüman da o. Televizyonlarda boy gösteriyor. Yani şimdi spikere diyor ki, ya hanımefendi diyor, şimdi diyor hadislerin hepsi sahih demek mümkün mü diyor? Mümkün değil.
Ya 3-4 tane sahih hadis varsa vardır. Geri kalan hepsi de at çöpe. Hoş geldin 23 Nisan. Tabi canım, adı işte araştırmacı, yazar, profesör, doçent, ilahiyatçı, diyanetçi, adını şeyh, evliya, veli, hatta yetmiyor, birisi de nebi. Ama hepsi de la ilahe illallah diyor. Karanlıkta birisi var. Çıkan kıvılcıma basıyor boyuna. Hep karanlıkta o. Aydınlığı göremeyecek hiç. Onları felekte bir çırağı parlamasın diye birer birer söndürmekte. İşte o nefis şeytana uyduğu müddetçe o kıvılcınlar birikip bir ateş kümesi haline gelmeyecek. Aydınlatmayacak odayı. Bir çakmak, bir de taş alın elinize. Karanlık bir odada birbirine vuruyorsunuz. Kıvılcım çıkıyor. Bir anlık geçici bir aydınlık oluyor. Bir an. Arkası yok. Habire çakmak çakıyorsunuz. Bir şeyi yakmazsa o aydınlatmayacak. Bir şeyi yakmıyor. Siz çakıyorsunuz, o her kıvılcımı söndürüyor. Birikmiyor. Bu oda kalp. Kalple beraber vücut. Vücutla beraber komple maddi manevi insanın oluşturan bütünlük aydınlanmadı. O an aydınlanmayınca da karanlıkta kaldın. Apaçık düşmanını görmedin. Senin gerçek düşmanın içinde şeytan ve nefis. Düşmanı dışarıda arama. Düşmanı içinde ara. Nefsini tanırsan, bilirsen, nefsinin yanlışlıklarını ve kötülüklerini Kur'an ve sünnet terbiyesiyle durdurursan kalbin aydınlanacak. Öbür türlü aydınlanmayacak. Allah'ı bırakıp şeytanı kendine dost etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bırakıp nefsini kendine dost etme. Allah'ın velilerini bırakıp heva ve hevesini kendine dost etme. Heva ve hevesini kendine dost edinenler bilsinler ki nefislerine uyacaklar. Nefislerine uyanlar bilsinler ki şeytana dost olacaklar. Allah'ın velilerine dost olanlar bilsinler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dost olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dost olanlar bilsinler ki Allah'a dost olacaklar. Yol belli. Yöntem belli. Mümin belirsizliğe doğru kulaç atan bir kimse değil. Müminin neye bağlı kalacağı, hangi yöne gideceği belli. Belirsiz, istikametsiz bir yolda değil. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah ve Resulüne itaat edin. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse kurtuluşa erenlerdir. Kim şeytanı kendine dost ederse ne yazık ki hüsrana uğrayanlardır. Mümin için belirsizlik yok, filuluk yok. Mümin için, inanan için acaba denilen bir şey yok. Yol bir tamam olmuş. Cenab-ı Hak ayeti kerimede diyor ki bugün sizin dininizi tamam ettim ve size din olarak İslam'ı seçtim. İnanan için yol belli. Kur'an belli. Kur'an belli. Elimizin altında.
Hadis-i şerifler belli, elimizin altında. Elimizin altında. Kur'an gibi elimizde bir kitap varken yolu sapmamız mümkün değil. Muhammed-i Mustafa gibi bir peygamber ve hadisleri, sünnetleri var iken yolun sapması mümkün değil. O zaman bu karanlık niye? O zaman bu aydınlanamama niye? Bizim nefsimize uymamızdan. Hazreti Mevlana diyor ki, inayetlerin bizimle oldukça o bayağı hırsızdan biz nice ne vakit korku olabilir? Allah'a iltica ediyor. Senin yardımın olursa, sen bize ikram edersen, sen bize ihsan edersen, biz hırsızı tanıdık şimdi. Biz hırsızı bildik şimdi. Bu karanlığımızın sebebini anladık. Biz her gün çakmak taşından kıvılcım çıkarıyoruz. Maharetliyiz ama hırsızı tanımakta maharetli değildik. Ey yüceler yücesi, dostlar dostu, şeytanı da yaratan, şeytana da müsaade eden ve şeytanı da bize tanıtan. Biz şimdi tanıdık hırsızın kim ve ne olduğunu. Bize şimdi yardım eyle. Bize ikram eyle. Bize ihsan eyle. Görünmez kapılarından, görünmez yerlerinden bizim kalbimize ilham et de biz o hırsızı bir daha içeri almayalım. Bize onu tanıt. Bize ona bildir. Nasıl tanıtıp bildirdiğin gibi bizim de elimizden tut. Bize yardım et de biz onu def edelim. Fatiha'nın sonunda hani Müslümanlar her namazda okuyorlar ya, ya Rabbi bizi o inam ettin, o ihsan ettin, o ikram ettin. Peygamberler, veliler, evliyalar, şühedalar, mümin, iyi insanlar var ya, bizi onlarla beraber eyle. Amin. Bizi delalete düşen, yani şeytanın peşinden giden, şeytanın aldatmasına kanan, şeytanın aleveresine daleveresine gözünü yuman, şeytanın aleveresine daleveresine kanan olanlardan eyleme. İnayet ondan yardım dilemek. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. İbadetimiz sana, İbadetimiz hacıya hocaya değil. İbadetimiz vay bizim şeyhimizdi, işte yok velimizdi, yok bizim abimizdi, yok amcamızdı değil. Ya ibadetimiz Allah'a. Allah'a. Ya ya Rabbi biz senden istiyoruz. Hangi kabir bizi ilgilendirmiyor? Biz kabirleri vesile ediyoruz. İstediğimiz senden, ancak senden yardım dileriz, ancak sana dileniriz, ancak senden isteriz, senden peynir ekmek ister gibi isteriz, annemizden babamızdan isteyemediğimizi senden isteriz, eşimizden çocuğumuzdan isteyemediğimizi senden isteriz, biz hiç kimselerden isteyemeyiz, senden isteriz, biz hiç kimselere yüzümüzü dökemeyiz, sana dökeriz yüzümüzü. Hiç kimselere ağlayamayız, sana ağlarız. Hiç kimselere yönümüzü döndüremeyiz, sana döndürürüz. Biz seni ilah olarak tanıdık, senden yardım dileriz. Şeytana karşı da, nefsimize karşı da, heva hevesimize karşı da senden yardım dileriz. Senin yardımın olursa şeytanın da boynunu büker, nefsi de tokatlar, heva ve hevesin deliğini de tıkarız. Böylece de fare kapının ucunda kalır. Bir adımda binlerce tuzak olsa sen bizimle oldukça hiç gam yok. Her adımda binlerce tuzak olsa da, her adımda şeytan bizi kışkırtmaya çalışsa da, her anımıza şeytan
bütün gücünü, kuvvetini, kudretini toplayıp, bütün askerlerini toplayıp etrafımızı muhafaza altına, muhasara altına alsa ve her adımımıza binlerce tuzak kursa, her adımımıza, ya Rabbi, senin inayetin oldukça o tuzaklar bize beyhude, sen o ümit kapısını açtın. Dedin ki, ey şeytan, sen benim gerçek kullarıma zarar veremezsin. Sen benim mümin kullarıma zarar veremezsin. Ya Rabbi, biz o mümin kulların olamasak da onların yüzüsü hürmetine, o inam ettiklerinin yüzüsü hürmetine bizi de o şeytanın hile ve desisesinden, kışkırtmalarından bizi de muhafaza eyle. Ve şeytandan, şeytanın kışkırtmasından Allah'a güven ve yaslan. Onu zikreder, onun emirlerine uyarsan onun kışkırtmasından emin olursun. Her gece ten tuzağından ruhları kurtarmakta, tahtaları sökmektesin. Nasıl her gece uyuduğumuzda sana ait olan ruhu tenimizden alıp götürüyorsan ve huzuruna çıkarıyorsan ve o ruhu nasıl tenden her gece kurtarıyorsan, ruhlar her gece bu kafesten kurtulurlar. Ne kimsenin hakimi ne de mahkumu olmayarak feragete ulaşırlar. Nasıl ruh bu bedene mahkum değil ise, nasıl ruh hiç kimsenin hakimiyeti altında değil ise, nasıl ruh hiç kimsenin mahkumiyeti altında da değilse, nasıl ruh sana da mahkum değil ise ve sende değil ise, nasıl Cenab-ı Hak istediği anda senden onu söküp çıkarıyorsa ve her gece sana söküp çıkardığını gösteriyorsa, bir gün geldiğinde devamı olarak bir daha geri dönmemesine söküp alacaksa, bizi de şeytanın o mahkumiyetinden ve ceberrutluğundan kurtar. Nasıl ruh mahkum değil ise ve hiçbir şey onun üzerinde senden başka hakimiyet kuramıyorsa, bizi de onlardan eyle. Geceleyin zindandakilerin zindandan haberleri yoktur. Gece olduğunda, karanlık bastığında, ha evinde odasında yatmış, ha zindanda yatmış. İşte gece olduğunda, herkes uyuduğunda, hiç kimse bu dünya zindanının farkında değildir. Gece olduğunda herkes bu dünya zindanındandır. Dünya mümine zindandır hadis-i şerifi. Dünya mümine zindandır. Gece olduğunda zindandakilerin zindandan haberleri yoktur. Dünya senin için bir zindan. Bundan haberin yok. Gece olduğunda uyudun, o zindandan Cenab-ı Hak kendine ait olan ruhu senden söktü, çıkardı. Gel, ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifinin sırrına eriş de kendi ellerinle kendi ruhunu şu beden ve dünya zindanından kurtar. Gel, şu ruhunu özgür et. Hangi dala konacağını kendisi tespit etsin. Öyle bir dala konsun ki, öyle bir ağacın dalına konsun ki mutluluktan şakısın, akla gelmeyen şiirler, akla gelmeyen sözler söylesin. Ötelerden nefeslensin, ötelerden rızıklansın, ötelerden yesin içsin. Şu beden kafesinden şu ruhu bir feragat ettir, bir özgür bırak. Sultana mensup davetliler geceleyin devletten haberdar değildirler. Eğer sarayda yaşıyorsa bir kimse,
devletin korumasının altına girdiyse, devletten haberi yoktur onun. Hani vardır ya, devletin birinci sınıf bürokratları, devletin bütün her şeyleri onların emrindedir. Hani vardır ya, belediyelerde veya orada burada torpille, onunla bununla hak etmediği yere gelenler vardır ya, devletten haberleri yoktur. Devletin bütün imkanları ellerinin altındadır onun. Bütün imkanları. Onun çocuğu hasta olmuş, önemli değildir. Onun eşi hasta olmuş, önemli değildir. Devletin bütün imkanları elinde. Ha yaz gelmiş, tatil olacak, önemli değil. Deniz kenarlarında bir sürü kamu kurum ve kuruluşların tatil beldeleri vardır. Bütün insanlar paralarını verirler, tatil ederler. Yüksek bürokratlar, büyük abiler, büyük devlet adamları, büyük politikacılar, siyasetçiler, onların böyle şeylere zamanı yoktur. Onlar giderler, o tatil yerlerinde tatil ederler. Haklarıdır çünkü. Bir sürü yasa geçirdiler, bir sürü ceberrut yaptılar, bir sürü cebelle ziminel beşer ettiler. Onca yoruldular haramla iştigal etmekten. Ellemeyin biraz da yazın, orada da biraz tatil etsinler. Tatil bittikten sonra haramlarına haram katmak, haksızlıklarına haksızlık katmak, zulümlerine zulüm katmak için kuvvetlensinler. Onlar devletten haberdar değillerdir. Devletten kim haberdar olur? Devletin ezdikleri, devletin öteledikleri, devletin başına ne yaptık? Tokmakla kıvılcım çıkarttırdıkları, devletin zulmüne, devletin mezalimine maruz kalanlar devletten haberdardır. Öbür günler devletten haberdar değildir, onun içinde. Onun içinde o. Dışında olan ondan haberdar olacak. Ne gam var, ne kar, ne zarar düşüncesi, ne bu filan kadının hayali, ne o filan erkeğin kuruntusu. İşte o devletin içerisinde olanlar, gücü kuvveti yerinde tutanlar, her şey emirlerinin altında. Bir de ama manevi devlet var. Yani Allah. Allah'ın sarayına misafir olanlar var bir de. Bir de Allah'ın sarayında yaşayanlar var. Bir de Allah'a dost olanlar var. Bunların da orada haberleri yok. Gül bahçesinin içerisinde gül kokluyorlar. Gül bahçesinin içerisinde gül kokluyorlar. Onların da gamı kederi yok. Onların da kalbinde Allah tecelli etmiş. Kârdı, zarardı, kadındı, erkekti. O hayaldi, bu hayaldi, geçmiş. Aklında, fikrinde hep o var. Aklında, fikrinde hep o var. Başka bir şey girmiyor araya. Arif'in hali uyanıkken de budur. İşte Arif uyanıkken de gam keder yoktur. Uyurken de gam keder yoktur. Onlar Allah'a dost olmuşlar. Allah'a yakinlik şerbetini içmişler. Allah'a yakinlik Mansur şarabıyla sarhoş olmuşlar. Sen içtin iki kadeh, sabahleyin kafan davul gibi. Ayılmak için veriyorsun sirkeli sarımsaklı işkembe çorbasını, ayılmıyorsun bir türlü. Kafan mankafa olmuş, 5 kişi lazım kafanı taşısın senin. Ama öbürkü sabaha kadar Mansur şarabına doymamış. İçtikçe yok mu daha demiş. İçtikçe yok mu daha demiş. Sakiler sıralanmış, hepsinin elinde kadeh. O kadehleri değil, sakileri de sıraya koymuş. Her gece demekte ki, ey saki, senin yüzüne bakışım sevgilinin katından gelişinden. Kimin elinden içtiğimi görmek değil, sende onun kokusu var, o yüzden sen de sıraya gir. Sen de gör, seyret. Dosta dost olanın halini
git ona anlat. Ben anlatamadım halim bu deyip lal oldu dilim. Sen halimi git ona anlat. Ben diyemedim gözümdeki yaşa bak diye. Ben diyemedim dudağımın titremesini durdur diye. Ben diyemedim gönlümdeki coşkuyu dindir diye. Sen halime bak da git ona anlat. Bu haldeydi de. Söyle kalbinde hüzün, yüreğinde ateş vardı de. Söyle yanakları ateşten alal olmuştu de. Söyle etrafında hep ateş çemberi vardı. Söyle yüreğinde bin bir tane sevdası vardı. Söyle yüreğinde bin bir tane hicranı vardı. Sıralan hepsi de ayrı bir veçeni görsün de ona götürsün. Sen iki kadeh içtin kafan mantaval oldu. Öbürkü sabahlar olmasın dedi. Vurdu Mansur şarabının dibine. İçtikçe içti, içtikçe içti. Bu Beyazıt Bestami gibi varmış anın yüce de demiyor. Bu içtikçe içiyor. Bu Hallacı Mansur gibi Enel Hak da demiyor. Bu içtikçe içiyor. Bu Muhammed Mustafa'nın peşine takılmış. Hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut diyor. İşte onlar gece gündüz dünya ahvalinden de uykudadırlar. Rabbinin elinde evirip çevirdiği kalem gibidirler. Yazı esnasında eli görmeyen kimse kalemin hareketini kalemden sanır. İşte o arifi billah olanlar Allah'ın elindedir. Allah onları istediği yöne evirir çevirir. Hani Cenab-ı Hak ayeti kerimede Ashab-ı Kehf'ten bahsetti ya. Ashab-ı Kehf'ten bahsederken dedi ya, Allah onları zaman içerisinde o tarafa bu tarafa çevirir diye. Allah onları bir o tarafa çevirdi ya. Allah işte o velileri de bir o taraftan bir o tarafa çeviriyor. Onlar arifi billah olmuş. Allah'ın elinde kalem gibiler. Onlar böyle olsun diyor Cenab-ı Hak olduruyor. Sen hiçbir zaman eli görmezsin veya kalemi görmezsin. Yazdım derken neyle yazdım dersen kalemle yazdım dersin. Kalemi görürsün de eli görmezsin. İşte onlar Allah'ın elinde kalem gibidirler. Allah önce aklı sonra kalemi yarattı. Kaleme dedi ki yaz. Kalem dedi ki neyi yazayım? Kıyamete kadar, sonsuza kadar olacak olanları yaz. Kalem habire yazıyor. İşte Allah'ın velileri, arifleri, Allah'ın vuslat şarabını içenler, Allah'ın elinde kalemler, kalem gibiler. Cenab-ı Hak onların ağzından çıkanları olduruveriyor. Hani Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar bir şey ol dese Allah olduruverir. İşte onlar Allah'ın elinde kalem olanlar. Allah cümlemizi onlardan eylesin. 395'ten devam edeceğiz inşallah. Önümüzdeki ay. Allah gecenizi hayır etsin, gündüzünüzü hayır etsin. Semada buluşacağız inşallah. Sema Mevlevilerde bir zikir törenidir. İbadettir. Biz kardeşlerin hepsi de Allah diyerekten zikredecekler. Gönlüm arzu eder. Hep beraber Allah diyelim. İçimizden. Sakın böyle zahirden Allah diyerekten şatahat yapmayın. Oturduğumuz yerden Allah, Allah, Allah diyelim. Allah'ı zikredelim. Kim beni bir cemaat içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. Kim cemaat halinde beni zikrederse oradan af olmuş olarak kalksın der. Cenab-ı Hak hadisi kutsi de. Biz onlardan olalım inşallah geceniz hayır olsun. Selamünaleyküm.